La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mabat. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bizler cenneti hep uzak yerlerde ve en zor amellerin içerisinde ararız. Halbuki cennet en yakınımızda, ayağımızın dibindedir de bunu fark edemeyiz. Yine bizler cennetin sadece kanların, gözyaşlarının, terlerin, korkuların birbirine karıştığı amellerin içerisinde saklı olduğunu zannederiz. Halbuki Allah cenneti, cennetin kapılarının anahtarını avuçlarımızın içine koymuş da bunu hissedemeyiz. Bizler gözlerimizi yapamayacağımız amellere dikeriz. Vakasından uzak olan amelleri hedef alırız ve bu hedefler üzerinden Firdevs cennetini hayal ederiz de burnumuzun dibindeki cennetin tapularını göremeyiz. Allah nasip ederse bu akşam bizimle cennet arasında köprü olan, onlara muamelemiz neticesinde cennetin ve cehennemin bizlere yaklaştırılacağı anne ve babalarımızı, Kur'an ve sünnetin onlara bakış açılarını inşallah gündeminize taşıyacağım. Ve göreceksiniz ki kardeşler, biz bu mevzuya girdiğimizde iki şeye şahit olacağız. Bir, diyeceğiz ki elhamdülillah, ne kadar muazzam bir dinin tabileriyiz. Allah'ın ve Resulünün cefa ehline nasıl vefa gösterilmesi gerektiğini en ince ayrıntısına şahit olacağız elhamdülillah. İkincisi, kokuşmuş dünyanın adaletsizliğin, haksızlığın, zulmün, vefasızlığın en alasını gören insan oğlunun İslam ahlakına ne kadar ihtiyaç duyduğuna şahitlik edeceğiz. Ve önce kendim için, sonra sizler için, sonra bütün mümin erkek ve mümin kadınlar için alemlerin Rabbi olan Allah'tan temennim şudur: Allah'ım, İslam ahkamını ve ahlakını kalplerimizde kökleştir. İslam ahlakının ve ahkamının yeryüzüne hakim olması için, yeryüzüne yayılması için çalışanların saflarının arasına bizleri kat. Allah'ım, İslam ahlakı için çırpınırken makbul bir şehadetle canını sana teslim edenlerin yazıldığı kitabın arasına bizleri yaz. Allah'tan temennimiz budur aziz dostlar. Evet aziz kardeşlerim, sevgili dostlarım, şu an içinde yaşadığımız dünyada İnsanların iradesini, idaresini elinde bulunduran yöneticilerin kalemlerinden çıkan
hangi kanuna bakarsanız bakın, İster demokrasi, ister laiklik, ister komünizm, ister sosyalizmin gölgesi altında yazılmış olsun, hangi kanunlara, anayasalara bakarsanız bakın, onlar insanları kendilerine itaate çağıracaklar ama asla ve asla insanların çoğalmasına vesile olan anne ve babalara ihsanda bulunmaya davet etmeyeceklerine şahit olacaksınız. Hiçbir idarecinin ve liderin, ey insanlar, sizin yaşam şekliniz benim avuçlarımın arasındadır, ben nasıl istersem öyle yaşamak zorundasınız, ama bununla beraber anne ve babalarınıza ihsanda bulunun, en ince ayrıntılarına kadar anayasamda bunları belirttim diyen bir idareye ve kanuna asla rastlayamayacaksınız. İslam hariç, Kur'an hariç. Aziz ve celil olan Allah, bakın İsra suresi 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve kada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu. Rabbin kesin bir şekilde ancak kendisine ibadet edilmesini emretmektedir. Allahu Ekber. Yani bu sözlerin altında ne yatıyor kardeşlerim? Ey insanlar, sizleri yaratan, şekil veren ve nasıl yaşamanız gerektiğini öğreten ancak Rab olarak benim. İlahınız benim. Benim mülkümde ikamet ediyorsunuz. Benim lütfumla yaşıyorsunuz. Sizin de avuçlarınızın içinde bulunan nimetlerin de tek sahibi benim. Bunu bilin ve ibadeti sadece bana has kılarak yaşayın. Asla bana ortak koşmayın. Zira yaratan da, hüküm koyan da, nasıl yaşanması gerektiğini de öğreten benim diyor Allah. Bu ayetlerin başında Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendi Rabliğine bize davet ediyor kardeşlerim. Şimdi ne olur dikkat edin. Şu aradaki inceliği ne olur kaçırmayın. Bu sözleri söyledikten sonra Allah وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ sözlerinde tek sahibi oluyor. Aynı zamanda anne ve babana da ihsanda bulun diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber. Bakın kısa bir ayette Allah iki şeyi emrediyor. Bir, bana ibadet edeceksiniz. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. İki, anne ve babana ihsanda bulunacaksın. Allahu Ekber. Ayette ihsan kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim. İhsan, bütün güzellikleri bir araya getiren kavramın adıdır kardeşler. İhsan, güzel olan bir işin en güzel şekilde yapılmanın adıdır. İhsan, sözün en güzelini en güzel şekilde ifade etmenin adıdır. Hatırla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Bir gün sahabelerle beraber otururken Cebrail aleyhisselam geldi. Ona dinini öğretmek için 3 soru sordu. Dedi ki ey Muhammed, bana imandan haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona imanı anlattı. Dedi ki ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif etti. Cebrail döndü, dedi ki ey Muhammed, bana ihsandan haber ver. İhsandan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de onun gördüğünü bilmendir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Müminin işi budur aziz dostum. Mümin her bir işini alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğüne iman ederek o işi yapar. Namazını bu ruh ile kılar. İnfanı bu şuur gölgesi altında gerçekleştirir. Davetini ve cihadını bu terbiyeyle yürütür. Şimdi dikkat edin. İki gözünden daha yakın, iki gözünden daha değerli olan anne ve babasına da bu terbiyeyle yaklaşır mümin. Allahu Ekber. Bunu Allah Azze ve Celle söylüyor. Ve aynı Allah ihsanın inceliklerinden de şu şekilde bahsediyor ayetinde. Eğer onlardan biri veya her ikisi
senin yanında yaşlandığı takdirde Allah, onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanır ise, olgunluk çağından sonra çocukluk çevresine gelirler ise, bu Allah'ın imtihanıdır. Kapatalım abi, rahat olalım. Bu Allah'ın imtihanıdır. Elhamdülillah. Allah bizi her şeyle imtihan etme kudretine sahiptir. Bazen seni mikrofonla imtihan eder. Bazen sıcakla imtihan eder. Bazen sözlerin dudakların arasından çıkmamasıyla imtihan eder. İmtihan eden Allah'tır. Bize sabır düşer elhamdülillah. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kitabında iki şeye, İsra suresi 23. ayetinde iki şeyi emretti. Bir, kendisini tevhid etmeyi. İki, en güzel bir şekilde anne ve babaya ihsanda, iyilikte bulunmayı bize emretti. Bakın kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bunu emrettikten sonra ihsanın inceliklerinden bahsediyor. Diyor ki, eğer onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlar ise, bakın bu kısmı şöyle anlayın aziz dostlarım. Olgunluk evrelerini bitirip çocukluk evrelerine girdikleri ihtiyarlık dönemi senin yanında gerçekleşirse, yani çabuk alınır, çabuk küser, çabuk kızar, çabuk tavır alır bir hale gelirlerse, hatırla be kardeşim, dün sen de öyleydin. Çocukken hayatın, her şeyin merkezi sendin. Herkes senin etrafında dönmek zorundaydı. Sana göre bir hayat yaşamak zorundalardı. Öyle değil mi amcacığım? Dün çocuklar böyle değil miydi? İstediklerini yapmadığın takdirde tepki vermiyorlar mıydı? Hemen kapıyı çarpıp odaya saklanmıyorlar mıydı? Mutfağın masasının altına gizlenmiyorlar mıydı? Şimdi aynısını anne ve baban yapmaktadır. Çabuk alınmaktalar, çabuk küsmekteler, seni anlayamamaktalar. Hatta sana göre her işe burunlarını sokmaktadırlar. Bakın Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, bu döneme uğrarlarsa, bu döneme yetişirlerse ve onlar senin yanında yaşlanırlar ise, şimdi ne olur aziz dostum şu sözlere kulak ver. Allah dedi ki, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ, asla onlara öf bile deme. وَلَا تَنْحَرْهُمَا, asla onları da azarlama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nasıl olacak ey Rabbim? Onlar her işime karışacaklar, her işime burnunu sokacaklar, beni beğenmeyecekler. 35 yaşında olmama rağmen, iki çocuğum, biri sağ elimde biri sol elimde olmasına rağmen, beni halen bebek gibi görecekler, beni terbiye etmeye devam edecekler, bana güvenmeyecekler. Ne diyeceğim Allah'ım? Kızmayacak mıyım? Azarlamayacak mıyım? Allah dedi hayır, sakın, asla öf bile deme. Ne azarlaması? Peki ne diyeceğim ey Rabbim? Allah ne dedi biliyor musunuz? وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا, onlara kerim bir söz söyle, tatlı bir söz söyle, güzel sözlerin en güzelini söyle. Allahu Akbar. Vallahi ayetin bu yerine geldiğimde yemin ediyorum şu sözler dudaklarımdan çıktı: Allah'ım seni çok seviyorum. Senden daha merhametli hiç kimse bu yeryüzünde yoktur Allah'ım. Ve tekrar şu soruyu sordum kendime: hiçbir beşer idolisinde, hiçbir beşerin kitabında, anayasasında, anne ve babanıza ihsanda bulunun, anne ve babanıza ihsanda bulunmanın sınırları da budur diyecek ben bir idareciyi görmedim, tanımadım, kanunlarına, anayasasına asla rastlamadım. Sen rastladın mı ey aziz dostum? En ince detayına kadar dudakların arasından çıkacak sözlerin ne şekilde olması gerektiğini Allah bildiriyor. Allahu Akbar. Vallahi bu sözlerden sonra dedim ki Allah'ım seni çok seviyorum. Vallahi insanlar seni tanımıyorlar Allah'ım. Senin hükümlerini bilmiyorlar. Şeytan ve dostları tarafından kandırıldılar. Senin şeriatına sırt çevirdiler. Bildiklerinden değil. Vallahi bilselerdi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözlerinin evlerinde, sokaklarında, caddelerinde, ülkelerinde, dünyanın her yerinde hakim olması için davetçilerden daha çok çırpınırlardı. Allahu Akbar ve lillahilhamd. Vallahi Allah'ım seni çok seviyoruz. Ve bakın kardeşlerim, Said bin Müseyyeb, tabiinin en büyüklerinden bir adam yaklaştı kendisine. Dedi ki, ey Said, ben bu ayetleri okudum.
buradaki ihsanı anladım. Ancak kavlen kerimeyi anlayamıyorum. Buradaki güzel sözden, tatlı sözlerden maksat nedir ben bilmiyorum dedi. Bakın soruyu sorduğu kişi Said bin Müseyyeb. Onun şu hikayesini anlatmadan geçmeyeceğim inşallah. Tarih kitaplarının sayfaları arasında mahkum bırakılmış bir hikayeyi gün yüzüne çıkartan ilk ben değilim. Ama şu hikayeyi anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz kardeşler. Said bin Müseyyeb tabiinin en büyüklerinden, 7 aliminden bir tanesidir kardeşler. Öyle ki meclisinde yüzlerce, binlerce insan ders halkasına katılmakta. Bir gün, iki gün, üç gün gözü bir genci arıyor. Meclisi içerisinde yok, ders halkası içerisinde yok. Ah nerede böyle alimler, nerede böyle terbiye edenler? Binlerin içerisinde kendisini görmediği bir genci fark edecek kaç tane davetçi vardır şu sokaklarda? Allahu Ekber. Genci arıyor, evine gidiyor. Diyor ki senin dersime gelmemenin sebebi nedir? Talebe hocasına dönüyor. Diyor ki hocam diyor, ben diyor yakın bir zamanda hanımımı kaybettim diyor. Defin ve taziye işlemlerinden dolayı dersinize katılma konusunda geciktim diyor. Bakın o hocası biraz da belki utanıyor. Mevzuyu geç öğrenmesinden belki biraz haya ediyor. Talebesine ne diyor biliyor musunuz? Peki diyor evladım diyor tekrar evlenmeyi ister misin? Allahu Ekber. Örfümüze getirin bunu da bakın nasıl adamı taşlarlar. Talebesine dönüyor diyor ki tekrar evlenmek ister misin? Talebesine cevabı veriyor biliyor musunuz aziz dostlar? Hocam diyor 3 dirheme diyor sahip olan bir gence kim kızını verir? Hangi kız o adama varır diyor. 3 dirhem. Özcan abi fakirliğin dibini görmüş adam. 3 dirhem ne ki o gün? 3 lira deyin. 30 TL deyin. En fazla 300 lira olsun. Böyle bir paraya sahip olan bir adamla kim evlenir? Kim bu adama kefil olur deyince Said bin Müseyyeb diyor ki ben diyor. Ben diyor kefilim diyor. Çocuğu tutuyor kolundan mescide götürüyor. Hutbeye çıkıyor. Ey insanlar diyor şahit olun diyor. Ben bu genci hanımını yitiren, hanımını kaybeden ama dürüst, ama şerefli, ama izzetli, ilme aşık bu genci kendi kızımla evlendirmek istiyorum. Siz de şahit olun diyor. Genç çok seviniyor. Çok mutlu oluyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Said bin Müseyyeb'in o kızına, o iffetli kadına, o saliha kadına idareciler, halifenin çocukları, komutanlar, en yiğit askerler talip oldu da Said bin Müseyyeb hiçbirine kızını vermedi. Şimdi fakir, miskin, 3 dirhemi olan bir gence iffetli kızını veriyor. Diyor ki siz şahit olun. Genç eve koşuyor amca. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Biraz kuru katı sirkesi bulunan sofrasına koşuyor iftar yapmak için. Yok hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi yok elinde. Fakir bir adam. Ömer bin Hattab'ın adımlarını takip eden bir genç. Bir anda tam sofraya otururken kapısı çalınıyor. Diyor ki bu saatte kimdir diyor. Telaşlanıyor. Kapıya yöneldiğinde dışarıdaki ses diyor ki ben diyor Said diyor. Eyvah diyor. Said bin Müseyyeb beni diyor gündüz kızıyla evlendirdi. Akşam diyor pişman oldu. Benim gibi fakir, benim gibi miskin bir gence kızını vermekten çekindi. Geri adım atmak için diyor Said buraya geldi. Niye korkuyor biliyor musunuz? Çünkü rivayetlere göre Said bin Müseyyeb 40 yıl boyunca insanların ensesini görmemiş. Ne anladınız? 40 yıl boyunca 5 vakit namazı birinci safta kılmış. Kimsenin ensesini görmemiş imamdan başka. Yani şimdi telaşlandı. Eğer Said namazda değilse, cemaatin en önünde değilse, kızını kurtarmak için nikahı bozma adına buraya geldi. Kapıyı açtı, Said selam verdi. Dedi ki Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ey genç dedi. Ben dedi şu an Allah'tan korkuyorum dedi. Gündüz seni kızımla nikahladım. Dikkat edin. O şimdi senin helalindir. Bu saatten sonra senin hanımındır. Bu gece hanımından uzak bir şekilde gecelemene gönlüm razı olmadı. Kızımı getirdim diyor. Allahu Ekber. Kızımı getirdim diyor. O peçeli olan kızı, yüzü görünmeyen kızının kolundan tuttu, evin içerisine koydu. Sonra kendisi uzaklaşınca kız peçesini kaldırdı. Kocasını gördüğü an hayasından dolayı yere düştü. Bayıldı.
İffetli kadın. Said bin Müseyyeb'in kızı olmak zordur aziz dostum. Ondan sonra kızı ayılttılar. 3 gün boyunca kendisiyle beraber oldu o genç. 3 gün boyunca. Diyor ki vallahi diyor ondan diyor gördüğüm güzelliği hiçbir kadında diyor şahit olmadım diyor. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri diyor namaz kılıyordu diyor. 3. günün sonunda tam böyle kapıdan çıkarken kadın dedi ki nereye gidiyorsun ey bey dedi. Dedi ki Said bin Müseyyeb'le olan ilmimi devam ettirmek istiyorum. Dedi ki gerek yok dedi. Said'in dedi bütün ilmi bende dedi. Allahu Ekber. Said'in bütün ilmi bende. Said bin Müseyyeb fıkıhta, tefsirde, hadiste, akaitte, astronomide ne derseniz deyin. Bütün ilmini iffetli bir kabın içine boşaltmıştı elhamdülillah. Kadın öyle kıytırık bir ilahiyat mezunu değildi aziz dostlar. Orasını burasını kıvırtarak yürüyen, kendini bir şey sanan, yüksek topuklar içerisinde insanlara fetva veren bir kadın değildi. Abi de bir kadındı. Allah'ına bir kadındı. Dedi ki Said'in dedi bütün ilmi bende dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Fıkıhsa fıkıh, tefsirse tefsir. Oturacağız sabahtan akşama kadar ders yapacağız. Ve nitekim böyle oldu biliyor musunuz? 40 gün boyunca hanımıyla sürekli ders yaptı. 40 günün sonunda mescide gitti. Kayınpederiyle karşılaştı. Said bin Müseyyeb'le. Said bin Müseyyeb onu görünce ayağa kalktı, tebessüm etti. Bakın söze bakın, inceliğe bakın, tatlılığa bakın, kavlen kerimeye, yani o tatlı sözlere bakın. Diyor ki misafirimiz nasıldır diyor, sizi üzdüler mi diyor. Allahu Ekber, kızından bahsediyor. Misafirim diyor seni üzdü mü diyor. Hayır diyor, ben diyor ondan diyor gördüğüm alametleri hiç kimsede görmedim diyor. Gündüzleri diyor oruç tutuyor, akşamları namaz kılıyor diyor. Duracağı yerde çok iyi duruyor. Konuşması gereken yerde diyor. Hikmetle konuşuyor. Sonra o kayınpeder o 3 dirhemlik adama şöyle bir jest yapıyor. 20 bin dirhem para veriyor. 20 bin dirhem. Al diyor bunu. Aile halkın için diyor. Harca diyor. Allahu Ekber. Böyle şerefli bir adama bir tane adam geliyor. Diyor ki ey Said diyor. Ben bu ayetleri okudum. Allah-u Teala'nın buradaki ihsanını anladım. Ama kavlen kerimeyi anlayamadım deyince Said bin Müseyyeb şöyle söylüyor. Bir kölenin efendisine hitap ettiği gibi hitap edeceksin diyor. Allahu Ekber. Annene, babana, arkadaşına hitap ettiğin gibi değil. Dostuna hitap ettiğin gibi değil. İş yerinde patronuna efendim dediğin gibi diyeceksin. İbrahim Aleyhisselam'ın putperest babasına ya ebeti, ey babacığım dediği gibi diyeceksin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an annesini gördüğünde esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü, ey anneciğim dediği latiflikte söyleyeceksin. Tıpkı Selefi Salihinin anne ve babalarına hasta bir adamın zayıflığında, sesinin zayıflığında hitap edeceksin. Allahu akbar ve lillahilhamd. Allah söylüyor bunu aziz dostum. Anne ve babana böyle hitap edeceksin. Lan değil, lun değil, hakaret etmek değil. Bunlar geri dursunlar, azarlamak değil. En güzel sözlerle, kavlen kerime, Allahu ekber. En güzel sözlerle hitap edeceksin. İşte bakın bunların ölçüsünü bildiren Allah en güzel sözlerden bir tanesiyle devam ediyor ayetin devamında. Diyor ki ikisine de acıyarak yani merhamet ederek, rahmet ederek tevazu kanatlarını indir. Yani kibirden uzak dur. Gösterişten uzak dur. Tabir yerindeyse affınıza sığınırım ama zorbalıktan uzak dur. Şımarmış bir adam gibi onlara yaklaşma. Tevazu ehli ol. Hani bir kölenin efendisinin yanında durduğu gibi dur. El pençe divan dur. Hiçbir şey senden kaybetmeyecek. Ve onlara yaklaştığında şöyle de, ey Rabbim, onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et. Allahu Ekber. Allah'ım onlar bana merhamet ettiler. Elimden tuttular, ayağımdan tuttular. Beni büyüttüler, beni yetiştirdiler. Sen de onlara merhamet et Allah'ım diye dua etmemizi istiyor alemlerin Rabbi olan Allah. Peki soruyorum da aziz dostum. Şuradan isminizi almadan bir anket yapsak. Kaç tane kardeşim benim anne ve babasına anneciğim ve babacığım sözlerini yakıştırdı? Kaç tanesi? Allah için soruyorum. Ben kör nefsime soruyorum. Fakir nefsime soruyorum. Aciz olan dilime soruyorum. Ey dil, sen kaç defa anne ve babanı gördüğünde en latif sözlerle, en kerim sözlerle onlara mukabelede bulundun? Allahu Ekber. Kızdığında, hiddetlendiğinde, öfkelendiğinde diline fermuar vurup kapatıp
en güzel sözlerle onlara hitap edin. Allahu Ekber. Ve günün içerisinde, namazın içerisinde, namazdan sonra, yolda yürürken, otururken, yatarken, ey alemlerin Rabbi olan Allah, onlar bana nasıl merhamet ettilerse sen de onlara merhamet et diye kaç tanemiz dua ediyoruz aziz dostlarım. Allah bizi buna çağırıyor aziz dostlar. Allah bizi davet ediyor. Vallahi tekrarlıyorum aziz dostlarım. Yeryüzünün en merhametli kanunları alemlerin Rabbi olan Allah'ın kanunlarıdır. En şerefli hukuk Allah'ın hukukudur. İnsanların haklarını gözeten, onlara vefa gösteren en önemli anayasa Allah'ın kitabı olan Kur'an'dır elhamdülillah. Bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Dedi ki ya Resulallah, Allah'a en fazla sevimli gelen ameller hangisidir? Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulacak en güzel soru. Allah'ı en iyi tanıyan, Allah'ın neyi sevdiği, neye buğz ettiğini en iyi bilen peygambere sorulacak en güzel sözlerden biri. Keşke biz de böyle olsak ya abiler. Keşke bir araya oturduğumuzda, abi acaba şunlar kafirler midir? Bunlar müşrik midir? Bunlar mürtet mi oldular? Yoksa şu ibadetin şartları gerçekleşti mi? Bu ibadeti yapabilmek için artık sahih bir ortam var mı diye soracağımıza önce, keşke birbirimize şu soruyu sorsak. Kardeşim Allah en çok neyi seviyor? Allah hangi ameli daha çok seviyor? Hangi amele daha çok önem veriyor, derecelerini katlandırıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'a döndü. Onun amel etmek için sorduğunu biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey saydı aziz dostlarım. Bir dedi, vaktinde kılınan namaz. Dedi ki sonra anne ve babaya ihsanda bulunmak. Peki dedi sonra Allah yolunda cihad etmek. Bu hadis muttefekun aleyh. Buhari Müslim hadisidir kardeşlerim. Ve ne diyor biliyor musunuz şarihler bu hadis için? Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel terbiye edici. Anne ve babaya ihsanda bulunmayı İslam'daki en büyük iki amelin ortasına koymuştur. Allahu Ekber. Biri İslam'ın direği namaz, diğeri İslam'ı koruyan cihad. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ikisinin arasına anne ve babaya ihsanda bulunmayı koymuş kardeşlerim. Aziz dostlar, her bir amelin, Allah ve Resulünden bize bildirilen her bir amelin, namaz, oruç, zekat, hac, cihat, ticaret, ne derseniz deyin, her bir amelin sınırları mevcut olduğu gibi anne ve babaya ihsanda bulunmanın da sınırları mevcut kardeşlerim. Sad bin Ebi Vakkas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiği zaman annesi karşısında bir Uhud dağı gibi durdu. Dedi ki asla dedi İslam'a girmene izin vermiyorum. Karşılaştık mı böyle bir şeyle? Kaç tanemiz karşılaştı? Ben İslam'ı seçeceğim diye karşısında duran anneler, babalar. Sad bin Ebi Vakkas'ın karşısında durdu. Eğer dedi İslam'ı terk etmez isen asla dedi yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim, başıma su vurmayacağım, yani banyo yapmayacağım, pislikten gideceğim. Sonra hiçbir gölgenin altına sığınmayacağım dedi. Peki Sad bin Ebi Vakkas ne dedi kardeşler? Dedi ki anneciğim, bakın dikkat edin, ifadeye dikkat edin. Anneciğim, kavlen kerime. Güzel bir ifade kullanıyor. Anneciğim, vallahi 100 canın olsa, Allah her bir canını alsa, ben diyor İslam'ı diyor vazgeçmeyeceğim. İslam'ı terk etmeyeceğim. Annesi 2 gün dayanabildi. 3. gün yemek yemeye başladı, su içmeye başladı. Gölgenin altına sığınır hale geldi elhamdülillah. Ve bakın kardeşlerim, kendisinin ifadesiyle Allah Subhanahu ve Teala Lokman suresi 15. ayetlerini indirdi. Ben 14. ayetle zikredeceğim. Bundan sonra 1-2 nasihatle bırakacağım inşallah. Kardeşlerim, oradaki çocukları durdurursanız çok sevinirim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Özellikle hatırlattım sohbetin başında. Baba olan kardeşlerime, abi olan kardeşlerime, çocuklara mukayyet olalım. Onları yanımızdan ayırmayacağız. Her gittiğimiz hayrın bahçesinin içine sokacağız. Evlerinizde tutmayın. Erkek çocuklarınızı buraya getirin. Kadınlarla beraber durmasınlar.
burada olsunlar, salihleri görsünler, abidleri görsünler, zakirleri görsünler, şakirleri görsünler. Ama rica ediyorum, istirham ediyorum. Eğer burada Allah'ı zikrediyorsak, Allah'ı anıyorsak, bizi bundan gafletin içine sokacak malayani gürültülerden birbirimizi korumaya çalışalım. Bunu istirham ediyorum, rica ediyorum. Sad bin Ebi Vakkas annesine güzel hitap ettikten sonra bakın benim üzerime diyor Lokman suresi 15. ayetleri indi. 14. ayetle beraber zikredeceğim. Bismillah. Biz insana anne babasına itaati emrettik. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflık ile taşıdı. Yani gebelik dönemi ağırdı. Doğum süreci daha ağırdı. Doğum sürecinden sonra bakın ayetin ifadesiyle sütten kesilmesi de 2 yıl sürdü. O 2 yıl da büyük bir meşakkattir. Kadını zayıflatan bir etkidir. Şimdi ne olur dikkat edin. Allah rızası için bütün düşüncelerinizi, bütün görüşlerinizi şu ayette toplayın. Allah ne diyor biliyor musunuz? Bana anne ve babanıza şükredin. Allahu Akbar. Bana yani alemlerin Rabbi olan Allah'a yaratan, yaşatan, hesap veren, hesap soran, hesap verendir haşa. Hesap soran, bütün lütufların, nimetlerin sahibi olan bana şükrettiğiniz gibi anne ve babanıza da şükredin. Asla onlara nankörlük göstermeyin. Allahu Ekber. Ondan dolayı bu kanunlar çok şerefli kanunlar. Ondan dolayı bu kanunlar yeryüzünün en merhametli kanunları. Yalnız bakın dikkat edin. Ayetler devam ediyor. Diyor ki bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi bana ortak koşma konusunda seni zorlarlarsa asla onlara itaat etme. Asla itaat etme. Allah'a ortak koşmak, helal olan bir şeyi haram kılma, haram olan bir şeyi helal kılma konusunda sana zorluk çıkartırlarsa onlara itaat etme. Çalıştığın iş yerinde faiz yemen konusunda sana ısrarcı olurlarsa asla itaat etme. Eşine, çocuğuna, arkadaşlarına adaletsiz bir şekilde davranmanı emrederlerse asla itaat etme. Ancak dikkat edin bakın kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala halen terbiye etmeye devam ediyor. Fakat dünyada onlar ile iyi geçin. Ve bana yönelenlerin yoluna uy diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allahu Ekber. Eğer ahiret konusunda değil de dünya konusunda seninle çekişirlerse, senden dünya konusunda bir şey itaat isterlerse onlara uy. Tabi ol. Onları razı etmeye çalış. Ve bana uyanların yolunu takip et. Kimin yoluna? Peygamberlerin yoluna. Kimin yoluna? Sahabelerin yoluna. Kimin yoluna? Çok şerefli Selefi Salihinin yoluna uy diyor Allah Subhanahu ve Teala. Evet aziz dostlarım. Şimdi bu incelikleri gördükten sonra ben nebevi risaletten çıkmış, nebevi terbiyeden çıkmış, nebevi dudaklardan çıkmış 6 tane hatırlatma yapacağım. Çok kısa geçeceğim. Çok kısa bir şekilde 6 tane maddeyi açıklayacağım. Ondan sonra inşallah programı bitireceğim. 1. Sakın anne babanın hakkını ödeyeceğini düşünme. Bir evlat özellikle annesinin hakkını hiçbir surette ödeyemez. Tabi'in muhaddislerinden bir tanesi şöyle diyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma annesini sırtına almış Yemenli bir gencin Kabe'yi tavaf ettirdiğini görür. Kabe'yi döndürüyor. Ne kadar zor bir iştir değil mi? O sıcakta, o yükle Kabe'yi tavaf ettirdiğini görür. Ve bakın şu sözleri söylüyormuş. Ben annemin itaatkar devesiyim. Onun devesi yorulsa ben asla yorulmam diyor. Allahu Ekber. Annesine duyduğu sadakati söylüyor. Sonra Abdullah İbni Ömer'le karşılaşıyor. Diyor ki ey Abdullah şimdi diyor annemin hakkını ödedim mi? Abdullah İbni Ömer dönüyor hayır diyor. Annenin doğum sancılarında çektiği bir acının hakkını dahi ödeyemedin. Allahu Ekber. Şimdi annesine araba alan, annesine ev alan, şu kenar mahallelerde onu gezdirerek avutturan, hadi şu sahile götüren, en fazla memleketine götüren, otobüs biletini alan, cebine harçlık koyan. Ah be kardeşim sen hakkını ödediğini mi zannediyorsun? Allahu Ekber. Hakkını ödediğini mi zannediyorsun? Bu hadisten dolayı da alimler demişler ki bir insan annesinin hakkını asla ödeyemez. Peki baba? Cennetin orta kapısı olan babalar? Onların hakkı ödenir mi?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir evlat babasının hakkını asla ödeyemez. Şu şey müstesna diyor. Onu diyor köle pazarında bulur. Allah muhafaza. Köle olarak bulur, satın alır, hürriyetine kavuşturursa babasının hakkını ödemiş olur. Allah'tan böyle bir şey istemiyoruz. Biz babalarımızın hakkını ödemeyelim, onları köle pazarlarında görmeyelim asla. Suriyeliler ne zor şartlarda yaşıyorlar. Arakanların zorluğu bir tanesi de budur. Annelerinin ve babalarının, evlatlarının, hanımlarının köle pazarlarında satılması bir Müslümana, bir insana ne kadar ağır geliyor değil mi kardeşler? Ancak diyor bu durumda bulursanız babanızın diyor hakkını ödersiniz hürriyetine kavuşturmak şartıyla. İkinci hatırlatmam kardeşlerim. Sakın anne ve babana lanet etme. Ne kadar kızarsan kız, ne kadar öfkelendirirlerse öfkelendirsinler, Allah senin belanı versin, haşa. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah senin musibetin içerisinde yok etsin. Allah seni bulunduğun durumdan daha aşağı bir duruma getirsin gibi lanet ifade eden sözleri anne babana söyleme. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babanı koruma altına almıştır. Dedi ki anne ve babasına lanet edene Allah lanet etsin. Ey aziz dostum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanetini alan hiçbir topluluk, hiçbir fert, hiçbir aile, hiçbir cemaat iflah olmamıştır. Sen hiçbir zaman iflah olamazsın. Ne kadar sinirlendirirlerse sinirlendirsinler. Ne kadar öfkelendirirlerse öfkelendirsinler. Ne kadar işlerine karışırlarsa karışsınlar. Asla onlara lanet etme. Üçüncü hatırlatmam. Sakın anne ve babanın sövülmesine sebep olacak bir işin içerisine girme. Amr bin As'ın ilim yüklü oğlu Abdullah şöyle söylüyor. Bu sözler kendisine ait. Diyor ki Allah katında büyük günahlardan biri de, dikkat edin, Allah katında büyük günahlardan biri de kişinin anne ve babasına bir başkasının sövmesine yol açmasıdır. Resulullah bunu da öğretiyor kardeşler. Sen eğer birinin anne ve babasına söversen o da senin anne ve babana sövecektir. Eğer sen gayri ahlaki insanların içerisinde Allah'a ve Resulüne sırt çevirmiş insanların içerisinde birbirlerinin anne ve babalarına iltifat olsun diye sövenlerin içinde bulunur, onlar senin anne ve babana söverlerse Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki o da diyor büyük bir günahtır diyor. Allah-u Teala bizi bundan muhafaza buyursun. Dördüncü hatırlatmam kardeşim. Babana özellikle dedi ki cennetin orta kapısına saygı gösterme konusunda elinden geleni yap. Zira bir gün Ebu Hureyre radıyallahu an yolda yürürken iki kişiye rastlar. Muhaddis aynen şöyle söylüyor. Onlarda bir tuhaflık gördü, bir gariplik gördü, sünnete uymayan davranışlarına şahit oldu, durdurdu bir tanesini. Genç olanı durdurup dedi ki bu adam senin neyin oluyor? Dedi ki bu adam benim babamdır. Öyle mi dedi? Eğer diyor bu senin babansa babana sırf ismiyle hitap etme. Demek ki babasına ismiyle hitap etti. Ama bazı hadisler vardır ki, sahabe sözleri vardır ki babalarına künyeleriyle ifade etmişler. Bunu ayırıyoruz. Ama babasına Ahmet, Mehmet, Hüseyin gibi isimlerle diyor hitap etme. Sonra devam ediyor. Onun önünde yürüme diyor. Allahu Ekber. Onun önünde yürüme ve o oturmadan asla oturma. Ne sofraya, ne şu mescidin içerisine, ne de evin içerisine kardeşler. Onlar oturmadan diyor asla oturma. Beşinci hatırlatmam. Ne olur kardeşim uyanık ol. Onların duasını alma konusunda bir yarışın içerisine gir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç kişinin duası makbuldür. Biri mazlumun, zulme maruz kalanın. O zulme maruz kalan adamın duası gökyüzünü aşar. Allah'la arada bir perde yoktur. Allah o zulüm sahibinin üzerine şu ayet sözleri yazar. Andolsun ki çok yakın bir zamanda size yardım edeceğim. Allahu Ekber. Bunu zalimin üzerine yazar kardeşlerim. Yani zalimi Allah Subhanahu ve Teala yeryüzünden kaldıracağını, kılıcıyla keseceğini bizzat şu an gökyüzüne yazmıştır. Mazlumun diyor duasından sakının. İki,
misafirin duası, evinin içerisine aldığın kişinin duası ve dikkat edin şimdi, 3 babanın duası diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadiste şöyle söylüyor: bir babanın evladına makbul olan her güne bir duası var. Bakın dikkat edin, makbul. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah onun o duasını kabul edecek. Yahu ne olur git, ellerine yapış, ayaklarına yapış, ellerini gökyüzüne kaldırtır. Yahu kekeme midir, lal mıdır, Allah'la arasında problem mi vardır, mesafe mi girmiştir, vallahi bilmiyorum. Benim peygamberim diyor ki senin babana eğer yaşıyor ise Allah bir dua hakkı vermiş. Ellerini açtırt, affedilmen için, bağışlanman için, yeryüzünde şerefli yaşaman için, izzetle ölmen için, alemlerin Rabbi olan Allah'a Firdevs cennetinde kavuşmak için babanın ellerini açtır da dua ettirdi aziz dostum. Kendi mi yapamıyor? Konuşamıyor mu? Kekeme mi? Anlayamıyor mu? Akledemiyor mu? Sen dua et, baban amin desin. Sen dua et, o garip adam da amin desin. Ne olur bunu yapın aziz dostlar. Ne olur bunu gerçekleştirin. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor: her bir babanın bir kere günlük kabul edilen duası vardır. Eğer sen babaysan şimdi git çocuğuna dua et. Sen babaysan evlatlarına dua et. Arkalarından kötü söz söyleme. Dua et ki alemlerin Rabbi olan Allah o duaya iltifat etsin. Son inşallah bitiriyorum. 6. hatırlatmam. Peki sen anne ve baba nimeti elinden alınan bir kişiysen, anne ve babanı kaybettiysen, onlara bir iyiliğin dokunacak mı? Ne olur dinle aziz dostum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, anne ve babamı kaybetmeme rağmen, onların ölümlerine şahit olmama rağmen onlara yapacağım bir iyilik var mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki evet dedi. Ve 4 şey saydı aziz dostum. 4 şey. Ezberle ne olur. 1. Onlara dua edip günahlarının bağışlaması için Allah'a yalvarman. 2. Vasiyetlerini yerine getirmen. 3. Dostlarına ikramda bulunman. Arkadaşı mı var? Mescit arkadaşı mı var? Çok sevdiği bir arkadaşı mı var? Sürekli beraber oturduğu biri mi? Yahu haline bakma. Babanın hatırına git ona. De ki ben falancanın oğluyum. Seni ziyarete geldim. Babam seni çok severdi. Seninle beraber olurdu. Yahu amca, eğer haramın içerisindeyken babamdan halen ibret almayacak mısın? Babamdan ders almayacak mısın? Nasihat almayacak mısın? Bak senden önce kara toprağın içine girdi. Sana sesleniyor. De. Eğer iyi biri ise, salih biri ise babana dua etmesi için ona da elinden tut aziz dostum. Ona ikramda bulun diyor Resulullah Aleyhisselam. Ve 4. Diyor ki onlardan kaynaklı akrabalık bağını diyor asla kesme. Yani baban tarafından amcana, halana, anne tarafından teyzelerine, dayılarına, onların çocuklarına sahip çık diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Asla diyor akrabalık bağını kesme. Şimdi aziz dostum ne olur size soruyorum. Cennet çok uzaklarda mı sizce? Cennet çok gizli amellerin içerisinde mi? Cennet vakamızın çok uzağında olan salih amellerin içerisinde mi? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle tam cennetin orta kapısı burnumuzun dibinde, ayaklarımızın dibinde, yanımızda mı? Vallahi ben bunun bu hadislerden, Allah-u Teala'nın bu ikramından sonra anlıyorum ki en yakınımızda. Ya evimizin üstünde, ya evimizin altında, ya yanda, ya bir üst sokakta, en kötü ihtimalle bir memlekettedir. Farklı bir memlekettedir. Telefonla yaklaşacak kadar bir yakınlığa sahipsin. Mesajlaşacak kadar bir yakınlığa sahipsin. Ne olur asla iltifatını onlardan kesme. Sakın sırt çevirme. Ama bana mirası az verdiler. Ama bana senin gibi bir oğul bu yeryüzünde olmasın diyerek evden kovdular. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kapıdan kovsunlar, bacadan gir. Pencerelerden gir. Ama onların rızasını almak için elinden geleni göster. Ama asla Allah'ın sınırlarını ihlal etme konusunda da onlara tabi olma. Ve son olarak aziz dostum, vallahi ben özellikle İsra suresi 23 ve 24. ayetlerinden sonra dedim ki vallahi Allah'ım senden daha merhametli başka hiç kimse yoktur. Senin o şerefli kitabından daha merhametli bir kitap yoktur. Senin anayasandan başka daha merhametli bir anayasa yoktur. Önce kalbime onu hakim kıl, sonra amellerime hakim kıl, sonra evimin içine hakim kıl, sonra da bütün beldelere hakim kıl. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat.